Evet, hepinize merhaba. Ben Çin'in bugün de dillerini konuşacağız ama farkındasınız Çin tabii ki Türklüğü bildiğimizden beri, en başlardan beri Türk milletiyle gideceğim, milletiyle yazacağım. Daha yeni başladım içeri. Daha başlamadım içeri. Evet, Çin işte yeni başlıyorum. Türk tarihinde ilk başından beri Türk milleti için, Türkler için önemli olan bir devlet diyeceğim. Yani tarih içinde her zaman bir devlet değildi, değişik devletler vardı. Bir devletlerin başında zaten Çinli olmayan sülaleler de bulundu. İlk başlarda, yani bilirsiniz herhalde, Altay Dağları'nda demir madenleri olduğu için Türkler demir tekelini ellerinde tutuyorlardı Çinlilere karşı. Çinliler demir yoktu. O bakımdan yani Türklerin güçlenmesi herhalde Çinliler, yani Çinlilerin demir bilmemesi, Türklerin demiri bulup bu tekeli ellerinde tutmaları şeklinde gerçekleşti. Tarih boyunca da Türk devleti, Göktürk devleti Çinlilere karşı, ikinci devlet Çinlilere karşı ayaklanma durumunda oluştu diyeceğim. Uygur devleti Çin'e daha yakında Çinli ilişkileri oldu. Daha sonra da bugüne kadar işte Çin'de Türklerin ilişkileri vardı ve var. Bugünkü Çin'de konuşulan diller arasında, yani bu dilleri görüyorsunuz, Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe de konuşuluyor. Özbekçe konuşan bir hanım da gelmişti buraya zaten, yani Çin'den şeyde Mayıs ayında Özbekçe konuşan bir var. Tatarca sayılırım, biraz sonra yazacağım. 3500 kadar Tatar var yine ile bölgesinde. Tatarcalarını ve folklorlarını falan çok güzel koruyorlar. Yani Tatarca özelliklerini koruyorlar. 19. yüzyılda gelmişlerdir herhalde. Yani Kazan Tatarlarıyla dil bakımından çok yakın olan bu. Zaten Şincan'da Ruslar da var. İşte Tatarlar da var. Tuva dili Şincan'ın en kuzeyinde konuşuluyor. Salarca, Salarca değil, Salarca yazdım. Çünkü ben kendim bunu böyle duydum. Yani kendi cihazı Salar diyor, ben de o yüzden Salar kelimesini böyle yazıyorum. Sala, yani Salar ismi Çince isimden geliyor. Sala bunların adı Çince. Yani kendileri Salarca konuşuyorlar zaten. Böyle şeyler var, lokantalar falan var. Sarıca Sarı Uygurca konusunda daha başka bir şeyler söyleyeceğim. Fuyu Kırgızcası evet. İlk saydığım dil Şincan. Sincan deniyoruz Türkiye'de ama niye Sincan desin? Yani ben bilemiyorum. Şincan denmesi daha bence yerinde. Yani Sincan diye bir yer var bu arada ama. Onun etkisi olabilir. Etkisi olabilir ama bence hiç olmasa şey, kelime başında, yani tam şey değil ama. Evet, Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca ve Tuvaca, Şincan Uygur Özerk bölgesinde konuşuluyor. Yani adı böyle. Salarca ve Sarı Uygurca, Gansu, ikisi de hem Gansu hem Çinhay eyaletlerinde konuşuluyor.
Fujikura gazetesi Mançurya'da konuşuluyor da ben şimdi hemen harita göstereceğim. Konuşuluyordu fakat aslında Fujikura gazetesi üzerine epey iyi, yani son dakikada diyeceğim, çok iyi malzemeler toplanmış bulunuyor. Bu dil hakkında çok şey biliyoruz ve Kırgızca'ya da pek fazla yakın olmadığını biliyoruz. Yani biliyorsunuz isimler yanıltabilir. Irak'ta konuşulan Türkmence mesela Oğuzca bir lehçe olmasına rağmen Türkmenistan'daki Türkmence'ye özellikle yakın değil. İşte Azerice'nin Türkçe Türkçesi arasında aynı şekilde bir lehçe. Eynu diye bir olay var diyeceğim. Okunu zaten birkaç kitap getirdim. Böyle bir kitap formunda birkaç kişinin Eynu hakkında yazdığı bir kitap bu. Bu ismi aramızda hiç duyan bilen var mı? Aynı olarak değil mi? Efendim? Aynı da Japonya'da, bunlar Şincan'da. Eynular sosyal bakımdan Çingene özellikle diyeceğim. Yani Çingene faaliyetleri fal, ondan sonra çeşitli böyle şeyleri toplamak, tamir etmek gibi olaylar. Dilleri, gramer, özellikle erkekler konuşuyor bu dili. Kadınlar konuşmuyor. Çeşitli böyle yerler var. Potan'da var mesela. Gramer bakımından Uygurca gibi sözlüklerinin çoğu Farsça. Yani bizim bildiğimiz, yani İran'da Farsça yok ama bunların dilinin, sözlüğünün %70 kadar Farsça, yani bildiğimiz modern Farsça, %20'si kadar bilinmiyor. Yani kaynağını bilmediğimiz, başka bir yerden bilmediğimiz kelimeler. Ve bu dil gizli dil durumunda. Yani bunlar utanıyorlar bu dil konuştuklarına. Bunlara ulaşmak zor ve sosyal bakımdan son derece ilginç olan bir toplum. Yine buraya bir bilim konferansı var bir şeyde, Eylül'de. Toğrul Ayaşı geldi buraya. Toğrul Ayaşı bu dili üzerine araştırma yapmış olanlardan en önemlisi şey diyorsa, Tietze, Andreas Tietze'nin de bunlara şey deniyor, aptal da deniyor. Ha, aptal denmesinin bir sebebi sahiden böyle ulaşıp, efendim? Onlar aptallık yapıyorlar yani. Ne demek aptallık? Evet, anlatımından ne demek aptallık yapıyorlar? Yani kendisi çalışmıyorlar. Yani sokaklarda başkalarının kendisine yemek falan vermesini istiyorlar. Evet. Yani sosyal bakımdan öyle bir, yani aptal sayılan isimleri öyle bir toplum efendim. Dini bir özellikleri var mı hocam? Yani bizim düşündüğümüz aptalın tasavvufi bir özelliği var, dini bir özelliği var. Şimdi şey falan da söylüyorlar bunlar, ilahi falan söylüyorlar yani dilenci olarak. Daha öyle bir şey. Ama yani dillerinden bahsedecek olursak, yani nasıl bir şey olduğu, dillerin dedim %20'si nereden geldiği bilinmiyor. Abdal ismi şeye de benziyor. Heftalitler vardı, onları da abdal deniyordu. Acaba onlardan kalma birileri mi, yani %20'sinin nereden geldiğini bilmememiz ilginç ve acayip. Türk dilleriyle bağlantısı ne hocam? Türk, yani şöyle, ben zaten başka bir Türk dili değildir denemiyorum fakat grameri Uygurca, yani Uygur toplumunun içinde yaşayan bir grup. Yani şimdi Türk mü değil mi, böyle bir soru, karışık bir soru. Tabii DNA'larının alındığını bilmiyorum, sanmıyorum hiç. Bağlantısı işte böyle. Anlattığım gibi Şincan'da oturan, Müslüman olan ve gramerlerinin ekler falan, şimdi şeyler, gizli bir dil bu. O yüzden ekler falan, isim falan ekleri, hal ekleri Uygurca. Fakat kelimeler bir acayip. Ve işte orada Farsça bilinen bir dil değil. Şeyde, Şincan'da Tacik, yani Çinlilerin Tacik dediği birileri var. Çinlilerin Tacik dedikleri Tacik değildir. Tacikçe konuşmuyorlar.
Şincan'la Afganistan, Pakistan arasındaki dağlarda oturuyorlar. Ve dilleri de İranca ile Hintçe'nin arasında bir dil. Yani bambaşka sarı kolu falan orada yani bir ara kafir dilleri deniyor bunlara. Arada kafir diller artık Müslüman oldular herhalde ama yani Müslüman olmaları da son 100 yılın içinde. O bakımdan Farsça oraya yani görünür bir şekilde gelmiş bir dil değil. Evet, bir de Lobnor lehçesi, konuşmacısı, işte ben 90 yaşın üstünde dedim, zaten öyle 80 yaşındakiler bilmiyor, 90 yaşın üstünde varsa hatırlayanlar var. Yani kendileri konuşmuyorlar ama siz babanızla, annenizle falan nasıl konuşuyordunuz diye sorulduğunda bir şeyler çıkıyor. Bu dil hakkında Malov'un mesela topladığı malzemeler var. Yine şöyle tartışılıyor. Malov Kırgızca diyor. Yani Kırgız lehçesi diyor. Uygurlar bunu kabul etmiyor. Bu Uygurca diyorlar. Şimdi yani yine politik bir olay bu. Çünkü Kırgızlara göre, burada Kırgız yok bu aramızda. Kırgızlara göre Kırgızlar zaten Hakaslar da Kırgız. Full Kırgızcası da Kırgız. Burası da Kırgız olunca Kırgız bölgesi te Kırgızistan'dan te Mançurya'ya kadar gidiyor. Aslında bu var. Yani işi politikaya çevirmeden bu dile baktığımızda Kırgızca'ya sahiden çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani bunu da kabul etmek lazım. Ama bunlar evet şeyin Şincan'ın nispeten doğusunda oturuyorlar. Yani Kıbrıs tarafına yakında değil. Ölü bir dil mi hocam bu? Efendim bu ölü bir dil mi yani? Lobnor ölü bir dil sayabilir miyiz? Veya ölmek üzere olan bir dil değil mi? Yani ölmeye çok çok yakın olan bir dil. Dediğim gibi yani benim tanıdığım biri 91 yaşında, 112 yaşında iki tane konuşmacı buldum. Finlandiya'da bu konuda doktora yapan bir olan var. Pek olmuş. Yani tabii ki bunlar var. Fakat şimdi evet bunu anlatabilirim. Sosyal bakımdan bunlar bunlarla alay ediyor. Ne biçim dil konuşuyorsunuz falan diyor. Bunlar da utanıyor. Daha düzgün Uygurca konuşmaya çalışıyorlar. O bakımdan zaten bunu da böyle anlatayım. O bölgede atom deneyleri yapılmıştı. Ondan sonra birçoğu oradan işte ya öldü ya kaçtığı gitti falan. Yani o bölgede şimdi yine Lobnor, Lobtuk diyorlar var. Fakat onlar böyle turistik yani hayatları yeniden canlandırılmış durumda. Yerel turizme şey etmek için. Orada büyük bir göl de vardı. Göl kurudu orada. Yani bunların yemek, balık yemekleri falan da meşhurdu. O yüzden şimdi o balık yemeklerini Çin turistler için yeniden yapıyorlar ama konuştukları pek o kadar değil. Normal, yani hemen hemen normal Uygurca. Değil mi? Evet. Onların dillerine dair malzeme toplanabilir misiniz yoksa? Toplandı. Bugün işte zor ama hala var biraz böyle. Şeyleri de, ha bunların şeyleri güzel. Yani kendi müzikleri bambaşka bir güzel. Ve kendileri de şeylerini seviyorlar. Şarkılarını falan seviyorlar. O şarkılarda dil hala yaşıyor. evet, Çin'in haritası tümünün. Evet, Türk dilleri görüyorsunuz buralarda var. Çin'de evet, o tarafta işte Tunduz dilleri, Davulca falan konuşuluyor. Burada şey pek yok. Fuyuk Kırgızcası yok. Türk dillerinin yani buralarda konuşuluyor burada. Ben görebiliyor musunuz? Burada Kırgız diyor. Kazakça daha fazla kuzeyde.
gök uçaklarının bile en kuzeyde sahiden Rusya'ya çok yakın olan bir bölgede. Buranın boş olmasını sebebi orada çöl ortaları. Yani o yüzden boş. Başka diller konuşulduğu için değil. Burası Moğolistan, burası Kazakistan ve kuzeyde Sibirya var. O ucun en ötesinde o Çin Rusya sınırının her dört Çin Rusya Kazakistan Moğolistan sınırının her dört tarafında Kazaklar var. Yani Moğolistan'ın en batısında da bu Şinjan'ın en kuzeyinde de ve Rusya'nın Altay bölgesinin en güneyinde de ve tabii ki Kazakistan'da da hep Kazaklar oturuyor. Yani Kazak bölgesi var. Evet. Bu harita konusunda bir soru, yani sorusu olan var mı acaba? Çin'de hatırlamıyorum, 54 miydi, 55 miydi, 56 miydi? Azınlık tanımlıyor. Kaç tane? 56. Çünkü evet, 56 azınlık var. Elli altı sayısı bir şeye uymayabiliyor. Hakikate uymayabiliyor. Mesela bu kök mınçakları Çinliler Moğol sayıyor. Çünkü Müslüman da değiller zaten. Budist. Ve Şincan'da Şibeler var. Onların dili Mançurca. Başka Manchu azınlığı da sayılıyor Şincan'da ama aslında Şibelerle Mançular aynı. Yani standart Çinlilerin azınlık dediği milletlerle Altay dillerinden olsun, bambaşka dillerden olsun hakikat büsbütün aynı olmayabiliyor. Yani illa da politik sebep değil. Yine şeyden alalım. Fuyu Kırgızlarını alalım. Fuyu Kırgızları kendilerini Fuyu Kırgızlarının kendilerini Kırgız sayması bir avantaj oluyordu. Çünkü kendileri çok da az. Kırgızlara ait olunca daha bazı daha rahatlıklar kazanıyorlar. Yani o kadar kendileri Kırgız, yani Kırgız olmak istemişler. Evet. Evet, Türk dilleri, buna gelen bütün Türk dillerini görüyorsunuz. Buradakine Sarı Uygur ve Sadırca var. Yani Uygurca, Kırgızca ve Kazakça sayılan bir Türk dünyasının kapalı bir şekilde yaşadığı bir bölgede. Burada aslında, burası da yine bu bölgenin yanı başında sunuluyor. Evet, Çin haritası bu. Şimdi buna fazla ayrıntılar girmeyeceğim. Biliyorsunuz bu bölge tartışılıyor hala çok ağır bir şekilde. Yardım ediyormuşuz da. Bu şeyin Şincan'ın bölgeleri, vilayetleri yani evet. İsimler nispeten yine tesadüf oluyor. Mesela Kazak bölgesinde, Kırgız bölgesinde görüyorsunuz 11-12. Kırgız bölgesinde mesela Kırgızlar azınlıkta, Uygurlar ve çoğunlukta. Mongol yani Moğol bölgesinde yine Uygurlar çoğunlukta. Çoğunluk durumu diyeceğim bu yıllarda hızlı bir şekilde değişen bir şey çünkü çok büyük bir han yani asıl Çin'de yığılması var bu bölgelerde yani çok büyük bir şekilde Çin'e geliyor son
yıllarda. Benim aslında bir sorum var. Buradan böyle en sonuna gitmek nasıl mümkün oluyor? Yani ben yandaki şeyleri... tek tek en sonuna gitmek. Tek tek mi gitmek lazım? Ben son şeyleri... evet, sayılar böyle 2010 nüfus sayısına sayımına göre Şilal bölgesinde 146 kadar Uygur oturuyor. 107 kadar Kazak, %4-5 arası Huy, Dungan, yani Türklerin, Uygurların Dungan dediği, Çinlilerin Huy dediği insanlar Müslüman. Dilleri Çince, tam ne asıllı oldukları belli değil diyeceğim. Yani aslında Çinli fakat yani Müslüman Çinli de olabilir zaten. Çinlilerin büyük kısmı zaten Müslüman olmuş. Fakat İpek yoluyla Çin'e gelmiş olan Araplar, İranlar falan da olabilir. Dunganlar şehri de yaşıyor. Kırgızistan'da, Kazakistan'da da var Dunganlar. Bunların orada dillerini Kiril alfabeyle yazıyorlar. Oradakiler dillerinin Çince olmadığını iddia ediyor. Fakat Çince aslında. Fakat yine Çince'nin belirli bir ağzı. Yani bunlar Çin'in belirli bölgelerine oturuyorlar ve o bölgenin ağızlarında konuşuyorlar ve yani Sovyetler Birliği'nde oturanlar o ağızları standart dil şeklinde sokmuş. Böyle bir azınlık. Bunların Türk milleti için, yani Türklük için diyeceğim önemi, Sadır'dan mesela Uygurlarla evlenmez diyeceğim pek. Ama Huylarla evleniyorlar. Sebep din olabilir, başka sebepler de olabilir. Fakat Sadırlar genellikle yani Huylarla evleniyorlar. Çinli Müslüman. Bunlar da ayaklanma yapmışlar. İşte bir ara Uygurlarla beraber savaşmışlar. Uygurlara karşı savaşmışlar. Yani bunların Çin'deki Müslümanların tarihi yine kendi başına ilginç bir karışık olan bir konu. Şincan'da Şibe ya da Şibo diye bir millet var. Bunların dili evet Şincan'ın en batısında oturuyorlar ili bölgesinde. Dilleri aslında Mançurca diyeceğim. Şimdi Mançurya'da Mançurca neredeyse ölü bir dil. Çünkü zaten biliyorsunuz Çin'in son hanedanı Manchu hanedanıydı. O yüzden Mançular çok büyük düşmanlıkla karşılaştılar. Fakat Mançuların bildiği kadar sayısı şöyle artıyor. Azınlıkların birden fazla çocuk yapma imkanı var. Ve Mançular mesela Mançuluklarını şey ettikleri zaman açtıkları zaman birden fazla çocuk yapabiliyorlar. Şimdi Mançuların bir kısmı Çinlere sürülmüş. Ve orada Şibe adlı bir toplum. Aslında bunların dili Mançur gibi. Yani Mançurluk kültürü Şibeler arasında yaşıyor. Zaten Pekin'deki saraydaki çok büyük sayıda Manchu yazmalarını okuyanlar, araştıranlar hep bu Şibeler. O bakımdan önemli bir ilişki de olabilir. Yani onlar yoluyla saraydaki Arap yazılı malzemelere ulaşmak sorusu da var. Çünkü Uygurca yazmalar da bu arada pek
ulaşılmıyor. Ruslar da var. Ruslar da Tatarlar gibi kendi danslarını, kültürlerini falan filan koruyorlar. Gilecin'in yani o il bölgesinde. Tacikler'den bahsettim. Tacikler, Tacik değil dedim. Tacikçe biliyorsunuz Farsça'ya çok yakın olan bir dil. Tacikistan'da da bir konuşuluyor ama Özbekistan'da da özellikle şehirlerde mesela işte Semerkant'ın bu arada falan merkezinde Tacikçe Tacikler oturuyor diyeceğim. Yani Tacik konuşuyor diyor diğer okulları zaten Tacik. Dediğim gibi bunlar Tacik değil. Bambaşka kabileler, dağlar falan. Bu konuda yine epey araştırmalar var. Yani ileride bir sorumluluk lazım. Bambaşka bir dil. Dogolar, Balkanlar ve Dongşanlar az var Şincan'da. Bu üçü Moğol dilleri konuşuyor. Çin'den bahsettiğimizde işte Altay dillerinde de genel bir şekilde konuşmak mümkün. Şibeler işte Tunguz dili konuşuyor. Dongşanlar Müslüman. 450 bir kadar var yani şeyde Çinkay ve Gansu eyaletlerinde. Balkanlar da Müslüman değil fakat eskiden bir Çin dili konuşuyorlar. Dagurlar aslında Mançurya'da oturuyorlar fakat Çincan'da da var. Dagurların Kıtanylardan geldiği söyleniyor ve dil bakımından da Dagurca ile eski Kıtanların dili aslında arasında bir ilişkiler de var. Bunlar Şincan'da az bulunuyor ama böyle azınlıklarda var yani. Dil bakımından, kültür bakımından zengin bir yer. Fakat dediğim gibi biraz önce tabii ki Çinliler orada çoğalıyor. Evet, Çin'deki diller arasında Uygurca, yani şöyle tersinden alacağım. Kazakça tabii ki Çin, sadece Çin'de değil, Kazakistan'da da konuşuluyor. Çin'deki Kazakça sözlük bakımından özellikle tabii ki Kazakistan'dakinden çok değişik. Biz Kazakistan haberlerini anlayamıyoruz diyorlar. Çin'deki Kazaklar yani konuştuğum öğrenciler. Konuştuğum öğrenciler. Çünkü tabii ki Kazakistan'daki Kazakçada Rusça kelimeler çok, Rusça'nın tesiri çok. Çin'de öyle bir şey çok az var diyeceğim. Bir çok demeyeceğim. Çünkü Uygurca'da da Rus asıllı kelimeler arasında çok fazla var. Yani Rusça'nın tesiri Şincan Türk dilleri arasına yani üstüne çok var. Çünkü son 30 yılda, 40 yılda olmasa da daha önce Ruslarla Çinlilerin arası çok iyiymiş. Ama olmadan da daha önce de Çin'in ve Çincan'ın kuzeyi, Uygurların, yani Uygur bölgesinin kuzeyi ve daha fazla da kuzey batısı kültür bakımından Rus kültürünün güçlü tesiri altında imiş. Kazakistan'da da önemli bir Uygur azınlığı var. Zaten Uygurlara, yani Uygurlar kendilerine 20. yüzyıldan önce pek Uygur demiyorlardı ya da hiç demiyorlardı. Aslında Uygur ismini Almatı'da 1922 miydi, 20'lerde ki bir toplantıda karar verildi. Ve tabii ki Uygurların eski ismi Uygur'du fakat benim bildiğim kadarıyla 19. yüzyılda, 18. 19. yüzyılda kendilerine Türk'ü diyorlardı. Ve Batı'dan gelen tesir, Rusya'dan gelen tesir, Kazakistan'dan gelen tesir önemli oldu. Ve orada oturan Uygurlar da önemli tesirde bulundu. Bu şekilde Uygurlar sadece Çin'de oturuyor diyemeyeceğiz.
dediğim gibi Kazakistan'da da var. Suudi Arabistan'da var mesela, Türkiye'de de var. Evet. Evet, Tarançı diye Rusya'da da vardı. Uygurlar, yani Uygurların çoğunluğu tabii ki Çin'de oturuyor. Kazakların çoğunluğu orada oturuyor. Kırgızların da çoğunluğu Çin'de oturmuyor, Kırgızistan'da oturmuyor. Fakat özellikle Çin'de oturan Uygurlar var. Bir de sadece Çin'de oturan Sadırlar var. Sadır Uygurlar ve Fuyu Kırgızları. Evet, şimdi kadar sorusu olan var mı acaba ya da bir diyeceği olan? Yok galiba, evet. Ben şey merak ediyorum hocam, bu bölgeye gelişler hakkında nasıl bilgiler var? Yani mesela Kazakların, ben bir otobiyografik bir kitap okumuştum Kazaklarla ilgili. Sovyet döneminde o malların elinden alındığı dönemde birçok Kazak sınırı geçip Çin'e sığınıyor. Yani Kazak nüfusu şu an şeyden dolayı mı? Yani Sovyet'teki o kaçışlardan dolayı mı var, yoksa tarihi dönemde de Kazaklar orada mı? Çin'in yani Çin'in en kuzey doğusu benim bildiğim kadar eskiden de Kazak bölgesiydi. Yani bugünkü sınır, o milli sınırları üstün yansımıyor, yansıtmıyor. Tabii ki böyle komünist, yani Rusya'daki ihtilal zamanlarında birçok insan sınırı geçti. Bugün de Kazakistan daha zengin bir devlet olunca oraya çalışmaya gidenler var. Benim gördüğüm, bugün de Uygurlar sınırları hiç şekilde rahat geçemiyor. Kazaklar çok rahat her tarafa gidebiliyor. Yani okuldan gittim. Ailelerin bir kısmı Çin'de, bir kısmı Kazakistan, bir kısmı Rusya'da, Moğolistan'da olabiliyor. Yani şey gördüm, hani bavul ticareti falan. Bu dört devlet arasında Kazaklar da değilim diyeceğim. Evet. Sadırlar hakkında da şey söyleniyor, yani Sadırlar Oğuzca özelliği gösteren bir dil. Ve şeyde, yani Oğuzlar genelde hani o Orta Asya coğrafyasının genelde batısına yakın yaşamışlar tarihte de. Hani Sadırlar çok doğuda yaşıyor. Yani neden bu böyle? Şey, Johansson'un editörlüğündeki kitapta şey vardı. Bunlar 1300'lerde falan, 14. yüzyılda işte Özbekistan coğrafyası, şu anki Özbekistan coğrafyasından göç ederek geldiler gibi. Buna dair bir bilgi var mı? Evet, şimdi en bilmediğimiz Sarı Uygurların niye orada olduğu. Bir kere Sadır ismi biliyorsunuz Kaşgarlı'da Salgur olarak geçiyor. Yani en eski Oğuz kabilelerinin birinin adı Salgur. Bugün de Türkmenistan'da ki kabilelerin biri Sadır'ı, Türkiye'ye gelen Sadırlar da var, yani Sadır isimli yerler falan filan. Sadırlardan bir kısmı Türkiye'ye mesela gelmiş Oğuzlar arasında. Ben birkaç yıl önce Türkmenistan'daki, yani Türkmen Sadır aşiretinin dilinde acaba bu Sadırca ile ilgili müşterek yönler var mı? Aramaya çalıştım. Böyle Türkmen ağızlığı konusunda kitap, malzeme, doktora falan buldum. Nedense Türkmen Sadırlarının lehçesi konusunda bir çalışma bulamadım. Fakat 4-5 yıl önce vardı, belki arada vardı. Şimdi Sadırlar, ben yani benim dersimde içinde bir sanırlı olan vardı. Amerika'da doktora şey yapmış, master yapmış. Ve sanırca üzerinde sanırların dilin tehlikesi, yani sosyal linguistik konusunda bir doktora yapıyordu. Onu da yansıttı, onun da anlattığı bir hikaye var. Semerkant, hani bu anlatılan bir hikaye var. Semerkant'a inmişler, ondan sonra bir devileri varmış. Bunlar ak, neydi? Akman mı, karamandır. Siz biliyor musunuz bu hikayeyi, siz böyle biliyorsunuz? Bana anlatır isterseniz. Yani ben, bizim Milletler Üniversitesi'nde bir hocam var ya, Mahmut Eylül'de.
Ben onu dersime çağırmıştım orada. O hikaye orada anlatmıştı aslında. Evet, bu devler inip şimdiki Gensu'a kadar ulaşmışlar. Evet, ama böyle bir hikaye var. Akman ve Karaman diye birileri varmış da şimdiye kadar, bir şarkısı varmış. Yani düğünlerde okuyorlarmış yani siz nereden geldiniz, Türkmenistan'dan geldik, niye geldiniz, develere binip geldik diye. Şimdiye kadar o türküler benzer bir şarkıları varmış. Evet, şöyle bir hikaye. Orada bir kavga falan olmuş. Yola çıkmışlar develerini. Yani develer yolu alıyormuş. Develer önde gidiyormuş ve develerinin en su bakımından falan en beğendikleri, en sevdikleri yerde yerleşmişler. Orası da şimdiki oturdukları yermiş. Daha uzun bir hikaye bu. Yani birileri onu tehdit ediyor orada, işte Semerkant bölgesi diyorlar. Oradan biz gidelim diyorlar. Ve dediğim gibi suyu ve bundan toprağı en develerine en uygun olan yerde yerleşiyorlar. Şimdi dil bakımından Salırca'nın Oğuzca ile çok müşterek yönü var. Olmayan yönleri de var. Bir kere Tatarca değil. Affedersiniz, Türkmence değil. Yani sınırlar arasında Türkmen kabilesi var. O kabilenin bir kısmı kalkıp da doğuya gitmiş gibi durum olmuş olamaz. Salırca'nın ilişkisi en fazla ana Oğuzca ile olmuş olacaktır. Türkmence ile değil. Ama yani tam olarak konumuz olmasa da biraz kısaca girilmiyor yorumdan. Türkmenler şimdi Oğuzlar, baştan başlayacak olacaklar. Oğuzlar Türk devleti dağılınca ve Uygurlar Türkleri yenince batıya gidiyorlar. Bugünkü Kuzey Kazakistan'a gidiyorlar. Ondan sonra bazıları Selçuk'le beraber güneye gidiyor, Müslüman oluyor. İşte Selçuk devletini, Selçuk yani ama Selçuk olması lazım, devletini kuruyorlar. Ama Oğuzların asılları, Müslüman olmayanları ve kabile yapılarını koruyanları hala kuzeyde kalıyor. Çok daha geç bir dönemde Kıpçakların baskısıyla 14. gibi yüzyılda güneye iniyorlar ve Türkmenler onlar oluyor. Yani Türkmenlerin bugünkü yapısı ana Oğuzların kabile yapısını yansıtıyor. Zaten diğerleri kabile olarak gelmiyor. Teker teker yani olarak geliyorlar. Devlet Selçuk Devleti'ni kuruyorlar falan. Türkmenler asıl yapıyı koruyor. Yani kabileler bakımından Türkmenlerde kabileler var. Şimdi Türkmen toplumu oluştuktan sonra oradaki ana Oğuzca nispeten değişik olan lehçelerin birbirine yaklaşmış olması lazım. Ve o Türkmençe oluşturuyorlar. Yani bugünkü Türkmen lehçeleri bir yakınlaşma sonucu oluşmuş bir Türkçe'yi yansıtıyor. Bu Salırlar o yakınlaşma olmadan önce, yani Oğuzlar bir yandan Selçukluları bir yandan Türkmenleri yaratmadan önce gitmiş oluyorlar doğuya. Doğuya gitmiş olmaları teçhine kadar değil, herhalde işte Semerkant'a kadar. Çünkü Salırca'da Çağatayca tesiri var. Yani nispeten erken görünen Çağatayca bir tesiri var. Bunu işte bugünkü Özbekistan'da almış olmaları lazım. Ve daha sonraları da işte nispeten yani birkaç o Semerkant bölgesinde bir müddet kaldıktan sonra işte Çin'e geliyorlar. Ve Gansu ve Çinhay bölgelerinde yerleşiyorlar. Yani böyle bir geçiş olarak düşünmek lazım. Evet. Neler yazı dilleri yok hocam? Devlet kuramadıkları için yani 14. yüzyıldan beri biliyoruz mesela. Bir yazı dili oluşturmamaların sebebi ne olabilir? Yazmalar var diyorlar. Yani varmış bir yerler bir yazmalık da daha neşredilmemiş. Zaman. Var öyle bir şey. Daha çıkmamış. Birilerinin elinde böyle yazmalar varmış.
yok yani getirmişler aynı şeyde. Niye şimdi yok? Çünkü bunlar zaten yani işte yani bir Müslüman bunlar, ciddi Müslüman. Arapça falan öğreniyorlar. Sılırcayı yazma şeyde de ihtiyaçları yok. Yani Uygur yazı dilini mi kullanıyorlar şimdi? Hayır hayır hiç değil. Çince. Çince o yüzden zaten yok bunların hiç Uygur falan değil. Zaten etrafları da Uygur değil. Şeyin Tibet'e çok yakın bir yerde bu dedi ama Tibet'e yakın oturuyorlar. Bilmediğinde Tibetçe'nin tesiri var, Çince'nin tesiri var. Yani etrafta uçlanmaların da var. O yüzden işte etraflarındaki yani evleneceklerse ya aramızda ya da etraftaki Çinliler yeniyorlar. Çünkü bunlar işte okullanlar. Evet. Sılıklar konusunun genellikle böyle tarihini anlayabildiniz mi? Aslında çok bakımdan Oğuzca olmayan fakat hem leksik hem başka bakımlardan Oğuzca'ya, adı Oğuzca'ya nispeten yakın olan değil. Evet, bunu böyle yazmıştım zaten. Sılıkça üzerinde çeşitli münevver soy da bilmiyorum. Yani babasının adı nasıl efendim? Münevver. Ama neydi? İşte münevver diye biliyorum. Biliyorsunuz Uygurlarda soyadı yok. Biliyor muydunuz? Uygurlar Türklerde işte Atatürk'ün kadar bozduğu gibi babalarının adını kullanıyorlar. Her biri, her biri babasının adını soyadı olarak kullanıyor. Yani bugüne kadar tek böyle. Yani alışırsınız siz de tanıştığınız, çok normal geliyor bir zamandan sonra. Yani o yüzden herkes herkesin yani ilk isim bilmiyor, soyadı diye, soyadı hiç yok aslında. Sizi bilmiyor, yani tanıyorsunuz değil mi o Münevver Hanım? Evet hocam, dersimi aldık. Efendim? Dersimi ders aldınız. Evet. İşte evet, Münevver Hanım'ı ben bilmiyorum. TDK'nın o kurultaya geldi, yani Salırcı hakkında. Ha, evet, 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 evet. İli Sılırcası dedim. Ha, burada bir şeyler yazdım ben. İlginç olan oyunu Sılırcı'dan çok ilginç olur ama ilgi hali Nigi şeklinde. Yani Nigi'de Nigi. Niye söylüyorum bunu? Çünkü Oğuzca olmayan bir özellik. Sibirya dillerinde. Yine Sibirya dillerinde böyle bir ilgi hali var. Yakutça'da buna benzer durum var. Yani Ninki'den gelen, hani Ali Ninki vardır, Ali Ninki de biliyoruz, Ali Ninki diyoruz. Bunlar o Ninki'ye ilgi hali ne dönüştürmüşler. İngilizce mesela, the book, John's book, this is John's diyoruz. Yani İngilizce mesela her iki durumda John's book, yani sadece şeyi kullanıyoruz. Bunlar da böyle genelliğini yapmışlar. Ve başka dillerde var. Yani Sibirya dillerinde görülen bir özellik. Ve başka bir ilginç bir yönü bunun. Yönelme hali şeyden sonra, ünsüzlerden sonra A, ünlülerden sonra Ga. Hani biliyorsunuz Türk dillerinde Ga vardır genellikle, Uygurca da A'dır. İlgi haline alacak olursak, Türk dillerinin çoğunda Nin oluyor. Türkiye Türkçesinde neyse sadece ünlülerden sonra ve ünsüzlerden sonra yok. Bunlar aynı şeyi yönelme haliyle yapmışlar. Ünlülerden sonra gar, ünsüzlerden sonra al. Anladın mı? Anladınız mı? Evet. Evet. Tenişim'in, yani burada çeşitli kitap getirdim. Tenişim'in kitabı burada mesela. Yani bundan gördünüz mü? Burada böyle ilgili sözü Çinli kitap var. Çünkü şeyde Uygur bölümünde yani ben böyle o sınıf olanı getirdim. Biraz böyle sınırca öğrettim Uygurları ama genellikle Uygur bölümünde Uygurca okuyorlar, Kazak bölümünde Kazakça okuyorlar. Birbirlerinin dillerini böyle öğrendiler. Nedense. Ama Kazaklar daha yani Kazakların Uygurca bilgileri, Uygurların Kazakça bilgilerinden daha iyi. Sırı
Göbuğular diyeceğim. Batı Doğulular diyeceğim bunlara. Bunlar Müslüman değil ama işte Budist mesela şeylerine cesetlerini yani tiksin cesetler kuşlara yediriyorlar. Böyle dışarıda bakıp kuşlara yediriyorlar. Hepsi yenmemişse yine bir lama geliyor daha dualar yapıyor hepsini yiyecekler. Hatta ahşap falan koyuyorlar. ama çok yani ben çok çok güzel yani şeyleri çok güzel. Evlilik düğün yani düğünleri falan çok rengarenk falan mı diyor? Yani sadece ölmeyeceksiniz. Efendim? Ölmezseniz gelenekleri güzel. Yani öldükten sonra. bunlara Batı yok. Yani bir kere evet bunların da Kırgızlarda olduğu gibi yani suyu Kırgızları Kırgız değildir dedim. Bunlar da Uygur değil. Ne kültür bakımından Uygur, ne görünüş bakımından Uygur. Yani Uygurların yüzleri böyle başka türlüdür. Bunlar Uygurlara benzemiyor. Siz şeyde Bildiraş'ta mı okudunuz siz? Evet. Şeyin üçüncü bölümü var. Üçüncü bölümün başı ise Uygur. Hani Kazak bölümü var, Uygur bölümü var. Bir de üçüncü bir dil bölümü var. Biliyor musunuz orayı siz? O koridorun sonunda sağ tarafa gidince üçüncü bölüm var. O bölümün başlığı kendisi sabı uygun. Ne dil bakımından? Dilleri Azak Türkçesi en yakın olduğu dil Hakasya. Nispeten Hakasya'ya çok yakın olan bir dil bu. Hakasya nerede konuşuluyor? Şeyde. Nerede biliyorsunuz? Hakasya, Güney Sibirya'da. Altısının yerlerde. Yani Altayların doğusunda, Tugaların batısında. Evet, yani Sibirya'da konuşulan bir dil bu. Niye batı? Yani aslında Şi yolu deniyor bunlara. Niye batı? Çünkü Doğu Yugu denilenler aslında Türk bir dil değil de Moğolca bir dil konuşuyorlar. Zaten Şiran Moğolca sarı demek. Yani Altay dil teması bakımından da çok benzer olan kelimeler. Yani Batı Uygurları dedikleri Türkçe konuşuyor, Doğu Uygurlukça Doğu Uygur dedikleri bir tip Moğolca konuşuyor. Bir tip dediğim hani çeşitli Moğol dilleri var. Çeşitli Türk dilleri olduğu gibi bunların dilleri de bir Moğol dillerinden biri. Yani tek bunlar hakkında bildiğimiz dil bakımından birbirlerini etkilemişler. Yani sadece sözcük değil, morfoloji bakımından da Sarı Uygurca o Moğol dilinin etkisi altında kalmış. O Moğol dili de bu Sarı Uygurca'nın etkisi altında kalmış. Hem sözlük hem gramer bakımından. Fakat bugün aralarında birkaç yüz kilometre aralık var. Yani şu anda komşu değiller. Yani birbirleriyle fazla ilişkileri de yok ama bir zamanlar herhalde yani belki de bir millet olarak belki yaşıyorlarmış da ayrılmışlar. Bu konuda hiç bilgimiz yok. Yani bilinmiyor. Tabii ki küçük olmayan bir kısmı Çince konuşuyor. Yani bu dil de tehlikede. Evet, kendilerini Yugu diyorlar. Yugu Çince tesirli bir isim. Ben hatırlamıyorum ayrıntılar ama Yu kelimesi bir ikileme de var. Çince diller, yani Çince kelimelerin büyük bir kısmı ikilemedir. Yu da bir ikileme de var. Bu başka bir ikileme de var. Yu ikilemesinin, yani Yu'nun bulunduğu ikileme varlıklı falan demek. Bu'nun ikilemesi güçlü demek. Yani kendileri Çin'de çok geniş bir olay var böyle. Kelimeleri anlam bakımından da güzel içeriklere uydurma temayülü var. Mesela işte Fransızlara
kanun milleti demek, Almanlar için çıkan demek falan. Bunlar da bu tip, yani Yugo, Yugo Çince bir isim ve anlamda. Şimdi bunların tarihi bakımından da bilgimiz olmasa da hipotezler tabii ki olabilir. Şöyle hipotez, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, 840'ta Kırgızlar Uygur Kağanlığı'nı ikiye bölüyor, dağıtıyorlar. Ve o Uygurların bir kısmı Şincan'a geliyor, bir kısmı doğuya gidiyor, tam Çin'e, bir kısmı da Gansu Çinghai bölgesine gidiyor ve orada bir devlet kuruyorlar. İşte bunlar belki de o Uygurlardan gelme, yani Müslümanlaşmamış işte, o Uygur devletinden güneye gelmiş ve bu bölgede yerleşmiş bir grup olabilir. Şimdi yani isim bakımından uygun olsa da dil bakımından o kadar fazla uygun değil, çünkü eski Uygurların, Uygurlardan kalma 5-6 yazıt var. Onların dili böyle Azak Türkçesi falan değil. Yani bunların dili D'leri Z yapıyor. Şey gibi. Hakasya, Şorca, Çulum Türkçesinin bir lehçesi ve Fuyu Kırgızcası gibi D'leri Z yapıyorlar. Şimdi yine nasıl olacak bu iş? Yani yine bir teoriye göre o eski Uygur yazıtları, Uygurların, o Uygurların konuştukları değil de o yazıtlarda zaten kültür bakımından Göktürk Türk yazıtlarına bağlantı var. Yani o yazıtlarında Göktürk kültürünü, dilini devam ettirmiş, fakat konuşulan, hani konuştukları değil de böyle bir şey konuşmuş olabilirler belki de. Yani hipotez bunlar. Yani eğer o şeylerden geliyorlarsa başka hiçbir bilgimiz yok. Nasıl, ne zaman gelmişler, nasıl gelmişler? Bin müddet bunların işte Uygur olduğu sanılıyordu. Fakat dillerinde Uygurca falan hiçbir, yani Uygurca hiçbir yakınlık yok. Bu dilin eskici bir yönü, yani aklıma geldi şimdi, bir dilin çok modern yerleri de var. Bir tane eskici bir yönü, biliyorsunuz yazıtlarda 20 yerine, hayır, 13 yerine 23 deniyor. 3-20 deniyor, biliyorsunuz değil mi? 3-20. 2-40 mesela 32 oluyor. Tek bu yazı, bu sayı sistemini koruyan dil, bu sayı uygulanır bile. Yani sadece bunlar kurmuş. Bunlar böyle sayıyor hala. Salarca'da, Sahu Uygurca'da ağır bir şekilde fonoloji ses bakımından Çince'nin, Tibetçe'nin tesiri altında fonolojik bakımından da iş çekimlerini kaybetmişler. Sadece ikinci şahıslarla, bütün şahıslarla kullanılıyor. Fonolojik bakımdan o bölgenin dilleri Sprachbund diyorlar. Yani dil, Almanca Sprachbund terimi vardır. Dillerin birbirine yaklaşması. Balkan dillerinin mesela değişik kaynaklardan oldukları halde Almanca, Krekçe, Sırpça, Bulgarca ve o yerel Türkçe yaklaştığı gibi Gansu Çinghai bölgesinin de böyle özellikleri var. Orada konuşulan bir Çince'de, bir tip Çince'de morfolojik bakımdan bunların dillerine yaklaşıyor. Yani oradaki Çince bunlara yaklaşıyor. Bunlar
Çince yaklaşıyor ve hepsi yerel Tibet Azeri tesirinde. Tibet Azeri, Tibetçe dediğimiz zaman standart Tibetçe değil, orada konuşulan Tibetçe'nin tesir altında. Tibetçe zaten sadece Tibet'te değil, Tibet'in dışında çeşitli Çin eyaletlerinde de konuşuluyor. Amdo Tibetçesi bu dillerin üzerine çok büyük bir etki yapmış. Mesela sadece fonoloji değil, şey bakımından da hani indirect Tibet'i vardır. Hani Türkçe iş ile ifade ettiğimiz onun yapısı bu dillerde yine başka özellikler gösteriyor dil bakımından. Yani var öyle bir şey fakat özellikler yine başka türlü oluyor. Ve çok ilginç olan bir dil bölgesi bu. Evet. Başka şu başka soru soran var mı acaba? Biz şey yapalım mı? Evet. Şimdi alalım isterseniz.